Gül Asya TV programı izleyicileri, bir okuma programımıza daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz İslam alimleri arasındaki müthiş ihtilaflara ne dersin, müthiş görüş farklılıklarına ne dersin? Bu konuda rey'in nedir diye Bediüzzaman Said Nursi'ye soruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sual, alem-i İslam ulemasının ortalarındaki müthiş ihtilaflara, ihtilafata ne dersin, rey'in nedir? Evet. Cevap. Ben alem-i İslamiyet'e gayrimuntazam ve intizamı bozulmuş bir meclis mebusan ve bir encümen-i şura nazarıyla bakıyorum. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi bir defa tüm İslam alemine, İslam alemine bir parlamento olarak baktı. Yani böyle sıra sıra dizilmiş bir düzenli bir parlamento değil de tüm İslam dünyası, 1,5 milyarlık İslam dünyası şu anda. Bu İslam dünyası o zaman 350 milyondu. 350 milyonluk İslam dünyasına bir meclis-i mebusan, parlamento nazarıyla baktı. Ve bir encümen-i şura nazarıyla baktı. Ve bir şura meclisi olarak baktı. Ve sonra şeriattan işitiyoruz ki rey-i cumhur budur. Fetva bunun üzerinedir. Ve eskiden beri gelen edille-i şer'i dörttür. İşte kitap ve sünnet, kıyas ve icma ümmet ve kıyası fukaha diye dört tane edille-i şer'iye var. Buradan işitiyoruz ki rey-i cumhur budur. Fetva bunun üzerinedir. İşte bu yani fetva yani edille-i şer'iye, İslam dünyasının ittifak ettiği edille-i şer'iye. Yani bir konudaki fetva. İşte şu meclisteki rey ekseriyetin naziresidir. Şimdi bu mecliste, bu parlamentodaki ekseriyetin, çoğunluğun reyinin bir benzeri, çoğunluğun görüşünün bir benzeridir. Evet. Rey cumhurdan mada olan akval, eğer hakikat ve mağazdan hali ve boş olmazsa istidadatın reylerine bırakılır. Şimdi burada rey-i cumhur. Yani şimdi bu İslam dünyasındaki tüm halkın, tüm ümmetin, Müslümanların ittifak ettikleri bir konudaki genel bir kavildeki husus, eğer hakikat ve mağazdan hali ve boş olmazsa, evet, rey-i cumhurdan mada olan akval. Yani şimdi tüm İslam dünyasının ittifak ettiği bir fetva var. Bu fetvanın dışındaki bir kavil, fetvanın dışındaki bu tüm İslam dünyasının bu edille-i şer'iyenin dört şeyinin efendim ittifak ettiği konunun dışındaki kaviller. Bu edille-i şer'iyenin ittifak ettiği, dört edille-i şer'iyenin ittifak ettiği hususun dışındaki kaviller, görüşler, eğer hakikat ve mağazdan hali ve boş olmazsa, eğer onun içerisinde de o hakikat, o kavillerin içerisinde de şey varsa, yani hakikat varsa, o zaman tüm İslam dünyasını ittifak ettiği hususun dışındaki kavillerde de bir hakikat ve mağaz varsa, bir hakikat varsa, o zaman o kaviller, o farklı görüşler istidatların reylerine bırakılır. İnsanların istidatlarının reylerine bırakılır. Ta her bir istidat terbiyesine münasip gördüğünü hitap etsin. Ta her bir istidat, her bir kabiliyet kendi şartlarına uygun gördüğü kavili, görüşü benimsesin ve onu kendisi kendi dünyasında, kendi İslami yaşantısında uygulasın. Ta her bir istidat terbiyesine münasip gördüğünü intihar etsin, seçsin ve o görüşlerden birini seçsin ve uygulasın. Lakin burada
iki noktayı mühimme vardır. Burada anlaşılmayan bir şey yok. Tüm İslam dünyasının ittifak ettiği bir fetva var. Bu fetva yani genellikle İslam dünyası tarafından kabul gören bir fetva, kabul gören bir husus. Fakat bunun dışında görüşler de olabilir. Herkesin tüm İslam dünyasının ittifak ettiğinin dışında da görüşler olabilir. Eğer o görüşler, o kabiller eğer hakikat ve mazdan hali ve boş değilse, yani hakikatten uzak değilse, hakikat barındırıyorsa içerisinde, İslam'ın özüne aykırı değilse o görüşler, o zaman o görüşleri, o kabilleri, o yolları tercih konusu kişilerin istidat ve kabiliyetleri ve reylerine bırakılır. İstidatlarına ve tercihlerine bırakılır. Kişilerin tercihlerine bırakılır. Ta her bir istidat terbiyesine münasip gördüğünü intihab etsin, seçsin. O görüşlerden kendi mizacına, kendi durumuna, kendi şartlarına uygun gördüğünü seçebilir diyor. Fakat lakin burada iki noktayı mühimme vardı. İki tane mühim nokta var. Bu iki noktaya da dikkat etmek lazım ve kıymet vermek lazım diyor. Birincisi, şu istidadın meyelaniyle intihap olunan ve bir derece hakikati tazammun eden ve ekalliyette kalan kavil, nefsül emirde mukayyet ve o istidat ile mahsus olduğu halde sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Etbağı iltizam edip tamim etti. Mukallidi taassup edip o kavlin hıfzı için muhaliflerin etmine çalıştılar. Şimdi burada iki noktayı mühimme var dedi. Bu iki noktayı mühimmeden birinci önemli nokta, bu hani o tüm İslam dünyasının ittifak ettiği bir fetvada, bir kavilde, kavilin dışında olan şeyler, kaviller olabilir dedi. Bu kavilin dışındaki kaviller de eğer İslam'ın özüne aykırı değil ve hakikati barındırıyorsa, o zaman kişiler amellerinde onları da tercih edebilirler kendi durumlarına göre. Onları da tercih edebilirler dedi. Fakat burada iki noktayı mühimme var, iki mühim nokta var dedi. Şu istidadın meylanı ile seçilen, fakat o istidatlar işte tercih ettiler ya biraz önce, kendi durumlarına göre ekser, yani bu ekser İslam dünyasının ittifak ettiği kavimin dışındaki bir yolu tercih ettiler, edebilirler de. Çünkü İslam'ın özüne aykırı olmayan kaviller olabilir. Ettiler, tercih ettiler. O zaman bu kavil ekaliyette kalan bir kavil. Çünkü ekser İslam dünyasının ittifak ettiği bir kavilin dışında bir kavil. Ekaliyette olan bir kavil. Bu kavil nefsül emirde mukayyet ve o istidatla mahsus olduğu halde. Bu aslında bu kavil, bu kişinin tercih ettiği bir kavil. O kişiyle kayıtlı olan, o kişinin durumuna özgü, o kişinin istidadına özgü bir kavil, onun durumuna özel bir kavil olduğu halde, o kişi, o kavili tercih eden kişi, bunu düşünmeyip kendine özgü olan, kendi istidadına özgü olan, kendine mahsus olan, kendine özel olan bu kavilin kendine özgü olduğunu düşünmeyip mutlak bıraktı. Yani serbest bırakırsa, herkese tamim etmeye çalışırsa, etbaa iltizam edip tamim etti ve o kavili, o kişinin tercih ettiği kavili diğer uyan kişiler de kabul edip bunu tamim etmeye kalkarlarsa, tüm İslam dünyasına umumileştirmeye kalkarlarsa ve bu kavili taassupla benimseyip o kavilin, o tercih ettikleri kavilin, görüşün korunması için taassubane çalışmaya başlarlarsa ve bunu umumileştirmeye çalışmaya başlarlarsa ve muhaliflerin, bu görüşe aykırı düşünenlerin tamamen ortadan kaldırılmasına, o görüşlerin de tamamen ortadan kaldırılmasına çalışırlarsa,
O zaman diyor üstad bu konu bir problem haline gelir diyor. Evet. Şu noktadan müsademe, müşagebe, cerh, velet o derece meydana aldı ki ayakları altından çıkan toz ve ağızlardan fevranen duman ve lisanlarından püsküren belkler, şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut, Şems-i İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiştir. İşte böyle davrananlar, bu kendi kavlini taassubane savunup öbür kavilleri tamamen reddeden ve öbür kavillerin ortadan kaldırmasına çalışan bu insanlar, halbuki bu kavil kendilerine özgü bir kavildi. Kendi şartlarına, kendi istidatlarına özgü bir kavildi, bir görüştü. Fakat bunu mutaassıbane şey yapıyorlar, savunmaya başlıyorlar ve bunu mutaassıbane benimseyip bunu umumileştirmeye, herkese şamil kılmaya çalıştıkları zaman ve bu kavili benimseyenler taassup içerisine girdikleri zaman o zaman problem meydana geliyor dedi. Şu noktadan müsademe bu şekilde bu sefer bu sebeple bu problem nedeniyle müsademe çekişmeler, çatışmalar ve müşagebe yani müşagebe ne? Birbirine kötülük etme durumu. Görüş sahiplerinin birbirlerine kötü davranma durumları meydana geliyor ve birbirlerini reddetme durumu meydana geliyor. Bu mücadeleden ayakları altından toz çıkıyor ve ağızlarından feveran eden duman, ağızlarından feveran eden duman ve lisanlarından püsküren belkler, şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut, Şems-i İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiştir. Evet, lisanlarından çıkan püsküren şimşekler, belkler ve şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut, Şems-i İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiş olur. Yani her ne kadar ihtilaf ümmeti rahmetin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerife bu ümmetimin rahmeti ihtilaftır, farklı görüşlerde olması ihtilaftır denilmişse de bu aslında bir rahmetse de yani insanların farklı kavillerde, farklı görüşlerde olmaları bir rahmet ise de bu rahmetten ne oluyor? Bu rahmetten oluşan bulutlar bu rahmeti taassup haline getirip öbür görüşleri ortadan kaldırmak isteyen insanlar o zaman İslamiyet'in tecellisine, İslamiyet güneşinin tecellisine ve yansımasına bir hicap, bir perde teşkil etmeye başlayacaklardır diyor Bediüzzaman Said Nursi. İfadeyi bir daha okuyayım. Şu noktadan müsademe, müşahebe, cerh, velet o derece meydan aldı ki ayakları altından çıkan toz ve ağızlarından çıkan feveran eden duman ve lisanlarından püsküren berkler, şimşekler, şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut, Şems-i İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiştir. Evet. Bu bir İslamiyet güneşinin insanlık dünyasına yansırken bir perde haline gelmiş bu tür davranışlar, bu tür ekoller ve İslamiyet güneşinin tam insanlık dünyasına tam tecelli etmesine engel teşkil eden bir perde durumuna geçmişlerdir. Lakin Ziya-i Şems'ten tefeyyüz etmesine istidat bahşeden rahmetli bulut derecesinde kalmadı. Yağmuru vermediği gibi Ziya'yı dahi men etmektedir. Fakat evet, Ziya-i Şems'ten tefeyyüz etmesine istidat bahşeden rahmetli bulut derecesinde kalmadı. Evet. Şimdi Şems'ten yani Ziya-i Şems'ten yani güneşten ışığı yaymaya yarayabilecek olan ışığı yansıtmaya yarayabilecek olan bulut rahmetli olan bu bulut rahmet faktörü olmaktan çıkmaya başladı ve yağmuru vermediği gibi Ziya'yı da men etmeye başladı. Yani ışığın da yansımasına engel olmaya başladı. Evet. Şimdi burada ikinci görüşte okuyalım.
İkinci nokta daha doğrusu. Yani bu iki tane noktayı mühimme var dedi. İki mühim nokta var dedi. Bu iki mühim noktaya dikkat etmek lazım dedi. Bu iki mühim noktadan bir tanesini okuduk. Şimdi ikinciyi okuyacağız. Ekalliyette olan kavil yani nedir? İslam dünyasının ittifak ettiği Edille-i Şer'inin ittifak ettiği bir fetva var. Genellikle kabul gören bir şey var, fetva var. Bunun dışında kalan, azınlıkta kalan kavil, kaviller de şey yapabilir dedi, hakikati barındırabilir, İslamiyet'in özüne aykırı olmamak şartıyla, hakikati barındırmak şartıyla dedi. Bu kaviller dedi, bazı kişiler tarafından kendi istidatlarına uygun gördükleri şekilde, kendi şartlarına uygun görerekten bu kavilleri de tercih edebilirler dedi, seçebilirler dedi. Fakat dedi bunda iki tane nokta var dedi, buna dikkat etmek lazım dedi. Birinci noktayı izah etti. İkinci noktaya bakalım ne diyecek. Ekalliyette olan kavil yani bu. Evet, eğer içindeki hakikat ve mağaz onu intihap eden istidatlardaki heves ve heva ve mevrusu aineye ve mizacına galebe çalmazsa o kavil bir hatar azimde kalır. Evet. Bu kavili, bu ekseriyetin kabul ettiği fetvanın dışında kalan bir kavili kabul eden kişi o kavilin içindeki hakikati ve özü kaçırır da onu intihap eden kişi istidatlardaki heves ve heva ve mevrusu aineye ve mizacına galebe çalmazsa yani oradaki o kabul ettiği kavilin özündeki hakikat eğer o kişinin heves ve hevasına üstün gelmezse o kavil bir hatar azimde kalır. Yani oradaki hakikat ve öz o kişinin hevasına ve hevesine galip gelip hakim gelirse problem yok. Ama hakim gelmez de kişinin heva ve hevesi galip gelirse o hakikat mahz, o hakikat ve öz geride kalırsa, o kavildeki hakikat ve öz geride kalırsa, geri planda kalırsa o zaman problem olur diyor. Nasıl dedi? Ekaliyette kalan kavil, eğer içindeki hakikat ve mağız, onu intihap eden istidatlardaki heves ve heva ve mevrus aineye ve mizacına galebe çalmazsa, o kavil bir hatar azimde kalır. O zaman o kavil hatalı bir istikamete yönelmeye başlar. Evet, hatalı bir pozisyonda kalır o kavili tercih eden kişi ve o kavil hatalı bir pozisyonda kalır. Zira istidat onunla insiba edip onun muktezasına inkılap etmek lazım iken o onu kendine çevirir ve telki eder, kendi emrine musahhar eder. Yani halbuki istidat onunla boyanması lazım. O tercih ettiği kavilin içerisindeki öz ve hakikatle boyanması lazım. Böyle olması lazımken evet istidat onunla insiba edip onun muktezasına inkılap etmek lazımken kabiliyetler o hakikatin o tercih ettiği kavilin içerisinde hakikatin ve özün istikametinde hareket etmesi ve onunla boyanması ve onun gerekleri istikametinde değişimler göstermesi gerekirken o onu kendine çevirir. Yani onun heva ve hevesi o fetvayı, o şeyi, kavili tercih eden kişinin heva ve hevesi o kavili kendine çevirmeye başlarsa, o kavili aşılamaya başlarsa, o zaman kendi emrine, kendi işlerine boyun eğdirir. O kavili, o görüşü kendi işlerine, kendi emrine boyun eğdirir. Kendi istikametinde hareket ettirmeye başlar. İşte şu noktada hüda hevaya tahavül ve mezhep dahi mizaçtan teşerrüp eder. Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir döker. İşte bu noktada yani bu kişi bu kişinin heva ve hevesi o kavili kendine doğru çevirmeye başlar.
ve heva ve hevesiyle aşılama yaparsa o kavili, evet, o zaman o kavili kendi emrine musahhar etmiş olur. Kendi emrine, kendi işlerine, kendi istikametine boyun eğdirmiş olur. İşte şu noktada, işte bu ikinci noktaydı. Hüda hevaya tahavül eder. Yani oradaki hakikat, oradaki kavil, oradaki istikamet bu kişinin hevasına değişim gösterir. Hevasına bu kişinin hevasıyla yer değiştirir. O kavilin yerini bu kişinin hevası işgal etmeye başlar. Hüda hevaya tahavül eder. Yani hakikat hevaya değişim gösterir. Ve mezhep dahi mizaçtan teşerrüp eder. O istikamet, o ekol, yani o bu kavil, bu kişinin ekolü, o kavili benimsedikten sonra çizdiği ekol, yani mezhep, mezhep de mizaçtan teşerrüp eder. O kişinin mizacından beslenmeye başlar. Halbuki hakikatten ve mağazdan beslenmeye başlaması, beslenmesi gerekiyordu. Oradan su içmesi gerekiyordu. Fakat ne oldu? Bu kişinin oluşturduğu ekol ve mezhep ne yapıyor? Ekol ve mezhep de bu kişinin mizacından su içmeye başlıyor. Mizacından beslenmeye başlıyor. Bu da tabii ki hakikatten uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Buna bir misal verdi. Arı su içer, bal akıtır. Evet, arının mizacı nedir? Bal akıtmaktır. Bal imal etmektir. Arının mizacı bal akıtmak. Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir döker. Yılanın da mizacı nedir? Zehir yapmak. Yılan da su içer, zehir döker. İki hayvan var. Bir arı denen hayvan var, bir de yılan denen hayvan var. İkisi de su içiyorlar. Su güzel bir şey. Su buradaki mezhebin, yani buradaki ekolün, buradaki kavilin içerisindeki mağaz ve hakikate benziyor. Buradaki su, arı su içer, bal akıtır, yılan su içer, zehir döker. İkisi de aynı şeyi içtiği halde mizaçları karıştığı için, bu işin suyun içerisinde mizaçları karıştığı için, arının mizacı bal yapmak olduğu için bal dökmeye başlıyor. Sudan bal dökmeye başlıyor. Halbuki yılan da su içiyor, zehir dökmeye başlıyor. Çünkü yılan da mizacı zehir yapmak. Onun için kişiler heva ve heveslerini ve mizaçlarını bu tercih ettikleri kavilin, tercih ettikleri İslami ekolün, ekole mizaçlarını karıştırdıkları zaman, heva ve heveslerini karıştırdıkları zaman, o zaman o ekol, o hakikati barındıran, o mağzı, o özü barındıran ekol yanlış bir istikamete yönelmektedir. Evet, burada kalalım isterseniz. Başka bir Hür Asya TV programında birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahim enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.